Evet Osman, dün Huawei Watch fıtık kutusundan çıkarmıştık. Bugün de Realme Watch'u sen çıkaracaksın kutudan. Realme Watch'u çıkarma görevi de bana düştü yani. Evet, ne diyorsun? Valla kutu olarak Oppo'ya benziyor. Zaten ikisi kardeş markalardı. Oppo Watch'un da böyle uzun bir kutusu vardı. Hatta Apple Watch'un da böyle uzun bir kutusu vardı. Yani genel itibariyle bu kare hatlar herhalde uzun kutularda geliyor. Yuvarlak saatlerde yuvarlak kutularda geliyor gibi bir özlenim oluştu bende. Açayım kutusunu bakalım hep beraber. Ben şöyle yanına geleyim. Gel abi gel. Gel yanıma. Uygun fiyatlı bir şey değil mi bu? Bunun fiyatı bayağı uygun. Yani şöyle akıllı saatlere baktığımız zaman bayağı bir uygun bir fiyatı var. Şu anda hatta Türkiye'de bu fiyata alınabilecek en uygun fiyatlı akıllı saat diyebiliriz. Tabii Watchfit 899 TL'ydi. Evet bu biraz daha uygun. Bir tahmin alalım senden. Bence 700 lira vardır bu. 700 lira. Evet. Çıkıyor mu? Açılmıyor mu kutu? Açılacak. Sıkışık yapmışlar ama açacağız. Fitbit'in saatine benzemiyor mu biraz sanki? Biz test etmiştik herhalde. Bu evet Fitbit Versa'ya tip olarak benziyor. Yalnız burada ufak bir detay var. Bak şurada çerçeve var görüyor musun abi? Realme yazıyor burada. Yani burası ekran değil. Burası çerçeve. Göstereceğim şimdi onu. Cihazı açınca da görelim. Yani bunda ekran şöyle uzaktan tuttuğun zaman diyorsun ki ekran bayağı hani yeterli diyorsun ama işin iç yüzü öyle değil. Bak şurası çerçeve. Alt kısım görüyor musun? Çerçevesi çok büyük yani. Bak ekran o kadar. Yani bu burada bir hayal kırıklığı yaratabilir insanlarda. Hemen şöyle bir açılışını da yapmış olduk aslında. Şuradan Türkçeyi bulup seçelim. Ama dokunmatiği güzel. Özellikleri 320 piksellik bir ekranı var. Şöyle uygulama. Bu Realme Link uygulamasıyla bağlanabiliyor. Bütün telefonlara yani iOS ya da Android ayrımı yok. Ayrıyetten hani şunu soruyorlar bize en çok. Benim bir akıllı saati kullanmam için o akıllı saat markasının telefonunu kullanmam lazım mı? Hayır arkadaşlar. Herhangi bir Android saatiniz, herhangi bir Android telefonunuz var diyelim. Bu Android telefona Realme demiş ki benim Realme Link uygulamamı indir, yükle ve bu akıllı saati kullanmaya başla. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim bu saatin sunduklarına. Ben bu saati daha önce de araştırmıştım çünkü fiyatı çok uygundu. Daha Türkiye'ye gelmeden önce Avrupa'da arkadaşlar bu 50 Euro'ya satılıyordu yani 50 birim. Düşünsenize yani babanızdan 50 lira harçlık alıyorsunuz gidiyorsunuz diyorsun ki bana bir Realme Watch ver. Alıyorsun bu öyle bir saat Avrupa'da yani 50 liraya satılıyor. Tabii Türkiye'de günün şartlarında babana yani 700 lira bana harçlık ver deyip de günlük harçlıkla fiyatı gidip saat almak biraz sıkıntı olabilir. Peki fiyatı ne? 700'ü bildin mi Osman? Fiyatı tam olarak bilemedin abi. Ama yaklaştın diyebilirim böyle sıcak soğuk olarak. Fiyatı 599 lira arkadaşlar. Gerçekten şu aralar hani Euro'nun böyle 9 lirayı zorladığını hatta 9 liraya geçtiğini düşünürsek gerçekten Realme hani yurt dışına böyle kurlarla orantılı bir fiyat sunmuş bize. Yani yurt dışında 50 Euro, ülkemizde de 599 Türk Lirası 600 lira gibi bir fiyatı var. Tabii bu fiyata değer mi değmez mi? Bunu önümüzdeki günlerde yapacağımız incelememizde bahsedeceğiz ama ben size kısaca şimdi özelliklerinden bahsedeyim. Bu saatte de arkadaşlar günümüzdeki pek çok akıllı bileklik ve akıllı saatte olan özelliklerin hepsi mevcut. Yani böyle ekranın küçük olması, işte çerçeve ekranı... Osman'ım kapat mesajları. Kapattım mesajları şu anda. Ekran çerçeve oranının fazla olması falan sizi düşündürmesin. Günün sonunda baktığınız zaman bu saatte arkadaşlar kalp hızı ölçümü yapıyor, egzersiz takipleri var. Ve en büyük sürpriz kandaki oksijen oranınızı ölçebiliyor. Evet Apple'ın bu sene duyurduğu bu büyük yenilik şu anda bu elimde görmüş olduğunuz 600 liralık. Hatta yurt dışında 50 euro gibi bir fiyattan satılan saatte mevcut. Üstelik kandaki oksijen oranınız düştüğü anda arkadaşlar size bildirim gönderiyor. Ya ne oldu hayırdır senin kanındaki oksijen biraz azaldı bir şeyler mi var diye size bildirim bile gönderebiliyor. Yani böyle bir fonksiyonel bir özellik. Ya bu kandaki oksijen ölçme olayı Apple'ın abarttığı kadar bir şey değil. Ya da her teknoloji firması bunu rahatlıkla gördüğünüz gibi bu saate bile koyabiliyor. Demek ki bu da çok böyle aman aman maliyet gerektiren bir iş değil. Buradan bunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Kutuda ne var onu sorayım Osman. Kutuda şarj cihazı nasıl bir şey mesela? Ya şarj cihazı muhtemelen pinli bir şeydir. Ben de görmedim. Genelde bu akıllı saat kutularında çok bir şey çıkmıyor. Bir şarj aleti bir de kablo çıkıyor. Şurada bir garanti belgesi kullanım kılavuzu tarzı bir şey var. Evet burada da mıknatıslı yine hani Apple Watch'unkine benzeyen bir
şarj standı var. Şu pin var iki tane üzerinde. Bu pinler şu burada gördüğümüz pinlere oturuyor ve evet bu şekilde şarj etmeye başlıyor. O pinleri oturtamazsak sanırım şarj olmaz. Dolayısıyla hani yuvarlak olunca ben şöyle de koysam şarj olur mu? Olmaz. Zaten bakın itiyor. Mıknatıslı bir yapı yapmışlar. Gördüğünüz gibi bu mıknatıs oturmuyor. Sadece şu pinler o deliklerin üzerine geldiğinde tam olarak oturuyor. Yoksa onun haricinde ben ya böyle koyarsam diye düşünmeyin. Oturmuyor çünkü saat. Bunun haricinde kutuda başka da bir şey yok. Kordonlar çıkabiliyor rahatlıkla. Anladığım kadarıyla. Şurada gördüğünüz gibi iki tane jack oturtmuşlar. Bu jackları muhtemelen çektiğimiz zaman kordonlar da çıkacaktır. Yani kordonların değişmesi de söz konusu. Evet. Göründüğü gibi basit bir şekilde çıkarttık. Bakalım aynı basitlikte takabileceğiz mi? Evet. Aynı basitlikte de taktık. Kordon yalnız bana biraz böyle hani çok kaliteli gelmedi işin aslı. Yeni bir kordon dileyenler alabilir. Ama onun haricinde saat fonksiyonel gözüküyor ve fiyat itibariyle baktığımızda arkadaşlar çok öyle aman aman bir fiyatı yok. Tabii şunu belirtmek lazım. Bu saate uygulama yüklenemiyor. Yani bir akıllı saatte hani atıyorum aldıktan sonra işte Google Play'den ya da işte App Store'dan falan uygulama yükleyebiliyorsunuz. Ama bunda uygulama yükleme fonksiyonu yok. Sadece içindeki uygulamalar ve içindeki fonksiyonlarla birlikte kullanılabilir. Ha, günün sonunda şunu da değerlendirmek lazım. Akıllı saate alıp da ne uygulaması yükleyeceğiz? Yani bu bir akıllı telefon gibi değil sonuçta. Dolayısıyla burada çok da fazla düşünmemenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü akıllı saat alıp da fazla öyle uygulama yükleyen de yok açıkçası. Bu arada kutunun arkasında yazanları da söyleyeyim sizlere. Large Color Display demiş. Large dediği şu arkadaşlar. Bence çok large değil. Burada günlük aktivite takibi diyor. 7/24 kalp monitörü. 14 tane spor egzersiz modu varmış ve şu benim çok ilgimi çekti gerçekten ki bunu beklemiyordum. Kandaki oksijen oranının ölçümü. Bunu beklemememin temel nedeni de fiyat. Yani şimdi Oppo şu kolumda görmüş olduğunuz saati arkadaşlar 2200 lira falan gibi fiyatla satıyor. Ve bunda kandaki oksijen oranını ölçme özelliği yok. Ama Realme şu saati Türkiye'ye getirmiş 600 lira 599 liraya satıyor. Ve bu saat kandaki oksijen oranını ölçebiliyor. Dolayısıyla arada bariz bir fark var. Fiyat olarak baktığınız zaman 600 lira nerede? 2200 lira nerede? Ama nedir? Buna uygulama yükleniyor, buna uygulama yüklenmiyor. Ama günün sonunda baktığınız zaman sağlık tarafında bu kandaki oksijen oranını ölçüyor. Bu ölçemiyor. Dediğim gibi bunun incelemesi önümüzdeki günlerde gelecek arkadaşlar. Detaylı bir inceleme yapacağız. Ne yapabiliyor, ne yapamıyor? Farklı telefonlara kuracağız hatta bunu. Ki bu şekilde kafanızdaki oluşan soru işaretlerini de gidermiş olacağız. Çünkü bazıları diyor ki işte benim telefonumla uyumlu mu? Benim telefonumda bunun tüm fonksiyonlarını kullanabilir miyim? Tüm bildirimler bana gelir mi? Gibi sorular soruyorlar. Onu da direkt olarak size canlı bir şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Bu arada videoyu bitirmeden önce size ufak bir dipnotta bulunmak istiyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü biz sizlerin desteğiyle varız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.